Bugün nelerden bahsedeceğiz? Efendim bugün bilinçaltı kaynaklı rahatsızlıklar ve yesevi şamanlığından bahsedeceğiz. Çok enteresan konular. Bugünkü konuğumuz Kayra Farkındalık Akademi kurucusu Ahmet Can Yücetürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtayım. Sizin de bahsettiğiniz gibi Kayra Farkındalık Akademi kurucusu Ahmet Can Yücetürk. Bilinçaltı kaynaklı rahatsızlıklar uzmanıyım. Bunun yanı sıra Yesevi Şamanlığı ile alakalı çalışmalar yapmaktayım. Türkiye genelinde Yesevi Şamanlığı'nı tanıtmak, bunu aktif hale getirmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Harika, böyle bir misyon edindiniz. Evet. Çok önemli bir konu ama evet. bizim tarihimiz açısından da çok önemli. Doğru. Bilinçaltı kaynaklı rahatsızlıklardan başlayabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Nelerdir? Hemen bahsedeyim. Şimdi biliyoruz ki bizim güvendiğimiz, inandığımız, takip ettiğimiz bir modern tıp var. Evet. Bir de geleneksel olarak bize ezoterik olarak iletilmiş alternatif tıp. Hem modern tıpta hem alternatif tıpta bize deniyor ki hastalıklarımızın yani bedensel hastalıklarımızın, fizyolojik hastalıklarımızın kaynağı bilinçaltımızda yatıyor. Yani genelleme yapmak gerekirse hastalıklarımızın %95'i bilinçaltı kaynaklı. Evet. Bu sebepten bu hastalıkların sebeplerini bilinçaltında bulmak ve bu sebeplerin önüne geçmek bizim asli görevimizdir. Bilinçaltı kaynaklı rahatsızlıklar uzmanı bu hastalığın hastalıkların tespitinde ve tedavisinde etkin rol oynamaktadır. Evet. Biz peki böyle kendimizi telkin ederek bir şeyler yapabilir miyiz kendimiz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bilinçaltımız kaderimizdir. Hani derler ya gelecekte ne olmak istediğini öğrenmek istersen, ne olduğunu öğrenmek istersen bugün söylediğine bak. Bugün biz ne söylüyorsak bilinçaltımız bunu kaydediyor ve kaderimize yansıtıyor. Yani bilinçaltımız aslında bizim kaderimiz. Doğduğumuzdan beri kayıt altına e, alındığımız bir hard disk diyebiliriz örnek evet. vermek gerekirse. Bu sebeple her insan bilinçaltını eğitmekle yükümlüdür. Ki hayatını düzene sokabilsin. Bizler de olumlamalar yoluyla ya da hazır hissetme yoluyla bilinçaltımıza etki dolayısıyla kaderimize etki edebiliyoruz. Beni dinleyenlere, beni izleyenlere buradan olumlamalar yapmasını tavsiye evet. ediyorum Çok size önemli. de. Negatif fikirler bizim enerjimizi aşağı çekiyor değil mi? Doğru. Mutsuz doğru. ediyor bizi. Şöyle neyi çağırırsanız o gelir derler evet. ya. Yani e, annenizi çağırdığınızda babanız gelmez. Ya da evcil hayvanınızı çağırdığınızda komşunuz gelmez. Şimdi biz ne konuşuyorsak, neyi çağırıyorsak, ağzımızdan ne çıkıyorsa o gelecektir. Hani derler ya işte aklıma gelen başıma geldi. Evet. Bu çok önemli bir söz. Çünkü atalarımız da bunu e, kabul etmiş, bunun farkına varmış ki atasözlerimizi etki etmiş. Aklıma gelen başıma geldi. Bu çok önemli bir söz. Bu minvalde negatif düşüncelerimiz e, ne kadar etkinse hayatımızda da o kadar etkin rol oynuyor. Kesinlikle. Dikkat edeceğiz. Hem kullandığımız kelimelere hem fikirlerimize dikkat edeceğiz. Doğru. doğru efendim. Bizi etkiliyor. Muhakkak etkiliyor bizi. İlla ki hayat bizim hayatımız. Evet. Yani bunun farkındalığına da bizim varmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki Yesevi Şamanlığı konusu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle Şamanizm bizim atadenimizdir biliyorsunuz. Evet. Orta Asya'da e, Türkler Müslüman olmadan önce Şamanizme inanıyordu. Halk arasında Şamanlar vardı, bunlara kam deniyordu. Bu kamlar toplumun önderi statüsündeydi, yani hem önderlik, hem doktorluk, hem de karar merci olarak etkin rol oynuyordu. Şamanizmden İslam'a geçtiğimizde sıyrılmadık. Bir geçiş dönemi oldu, geçiş süreci oldu. Hatta etkileri devam ediyor. Tabii ki, işte oraya geleceğim. Hatta günümüzde halen evet. etkileri devam etmekte olan bir inanış, bir ideolojidir. Evet. Şamanizm bir din değildir bu arada. Evet. Yanlış bilinenin aksine bir inanç sistemidir. Evet. Şimdi bu inanç sistemi içerisinde biz günlük rutin hayatımızda da şu anda bile 2022 yılında bile bazı ritüelleri tekrar ediyoruz. Örnek vermek gerekirse aklıma gelen yolcuların arkasından su dökmek. Mesela bu evet. şamanizmden kalan bir adettir. Bizler İslam'la tanıştığımızda bir anda şamanizmden kopup İslam'a geçmedik. Bu toplumun önderleri tarafından ideolojik bir şekilde bize empoze edildi. Evet. Bunların en başında Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi diye geçer bilirsiniz. Horasan erenlerinden Evet. kendisi. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir, e, ne derler? Tasavvufta evliya derler. Evet. Hoca Ahmet Yesevi, e, tasavvuf öğretileriyle, ezoterizmi ile, şamanizmi aynı potada eritmiş ve ideolojiyi öğreti olarak bize sunmuştur. Yesevi şamanlığı da bu öğretinin günümüzdeki devamı niteliğindedir. Yani hem tasavvuf ezoterizmini, tasavvuf gizli bilgilerini hem de şamanizmin İslam'a uygun olan ezoterizmini bir potada eritip bunu hayatımıza lanse ettirebiliriz. Yesevi şamanlığının ana mantalitesi budur. Evet. Peki prensipleri neler, nelerden etkileniyor, neleri tavsiye ediyor? Öncelikle Yesevi şamanlığının en büyük etkilendiği akım vahdedi vücut, varlıkta birlik mantalitesidir. Yani bunu biliyorsunuz geçmiş sufi, geçmişteki sufi önderleri de uygulamıştır. Evet. Gazali'ye kadar diyebiliriz hatta. Evet. Ana mantalitesi vahdedi vücut, varlıkta birlik. Ki hani bunu İslam'la iskillendirmesek de aslında şamanların hayatımıza, hayatına baktığımızda bir vahdedi vücut görmekteyiz. Yani onlar da varlıkta birliğe inanıyorlar. Ki sadece Yesevi şamanlığında kalmıyor. Bugün Alevilik de vahdedi vücut üzerine kuruludur. Ne bileyim e, şey metafiziği, Hint metafiziği de vahdedi vücut üzerine kuruludur. Yani bunun örneği dünyada çoktur. Ana mantalitesi, çıkış gayesi vahdedi vücuttur. Evet. Ee, peki siz e, akademiniz hakkında biraz daha Detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bizler e, Kayra Farkındalık Akademi olarak e, bilinçaltı kaynaklı rahatsızlıkların tespiti ve tedavisi hususunda çalışmaktayız. Bununla alakalı olarak e, bize başvuran danışanlarımızın, evet. hasta diyemeyiz bizler doktor değiliz, evet. danışanlarımızın e, 21 günlük sürecini takip ederiz. 21 önemli bir sayıdır biliyorsunuz. Bu evren sayısıdır ve evet. hastalığın tespitinde 21 günlük bir süreç uygulanır. Bu tasavvufta da böyledir, şamanizmde de böyledir. Hatta modern tıpta da böyledir. Evet. 21 günün sonunda ortaya çıkan e, blokajlar, işte bilinçaltı kaynaklı sebepler, her neyse bunların üzerine belirli ve periyodik olarak e, çalışma takvimi, tedavi takvimi oluşturuyoruz. Bu minvalde ilerliyoruz. Çok güzel. Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz, efendim şimdi biliyorsunuz alternatif tıp artık çok yavaşta. Modern tıp dediğim gibi bazı durumlarda gördük ki çağımızda, bu sözler tamamen şahsıma aittir. Tabii. E, yeterli, tabii ilk etapta ona güveneceğiz ama bazı durumlarda bizim taleplerimizi karşılamayabiliyor. Ya da karşılaması için ek bir çaba gerektirebiliyor tamamlayıcı olacak. Tamamlayıcı olması sebebiyle e, bizler hastalıklarımızın tedavisini alternatif tıpta aramalıyız. Alternatif tıpta aramalıyız derken alternatif tıpta da aramalıyız evet. dersek daha iyi olur. Evet. Evet. E, atalarımızın kültürel mirası olan e, alternatif Türk alternatif tıbbının dünyada daha etkin ve aktif kullanılmasının e, hedefi içerisindeyiz ki biliyorsunuz bugün. Endülüs'te, Amerika'da, Avrupa'da uygulanan, uyarlanan tedavilerin birçoğu İbn Sina'ya yani yine yine bir Türk geleneksel Türk hekimine aittir. Biz bu çalışmaların dünya üzerinde daha aktif yapılmasının Amacı ve gayesi içerisindeyiz. Çok güzel. Peki bu işi nasıl seçtiniz? Bunu yapmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Elbette, mi? elbette. Aslında ben hani oturduğum yerden ya bu işi yapayım değil. Bu bir kültür birikimidir. Evet. Atalarıma, dedelerime baktığımda gördüm ki hem gündelik hayatta kendi işlerini yapıyorlar, hem de Nasıl daha iyi oluruz? Evet. Nasıl tedavi oluruz? Veya insanlığa nasıl daha fazla katkı verebiliriz? Bunun telaşisi içerisindeler. ve Aynı zamanda benim öz dedem de kendisi Türk lugatında ocak dediğimiz bir insandı. Yani eskiden şaman şimdinin ocağı. Yara yap yakma işiyle uğraşırdı işte merhem yapardı. dedede de var. Evet. Biz de onun yolunda ilerlemek, atalarımızın yolunda ilerlemek adına bu işe girdik. Kurumsallaştırdınız, biraz da akademi kurdunuz. Tabii ki kurumsallık her daim gereklidir. Yani büyümek istiyorsanız elbette kurumsallaşmak, işi resmiyete dökmek gerekir. Çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? En çok hangi yöndedir? Şimdi bununla alakalı bilgi kirliliği var, bilgi kirliliği var. Danışanlarımız işte diğer uzmanlara da gidiyorlar, bize de geliyorlar. Bizde talep demeyelim de bizden en çok gördükleri samimiyettir. Çünkü ben samimiyetten yana bir insanım. Evet. Sonuç odaklı değil de süreç odaklı düşünmeyi çok seviyorum. Bu sebepten ötürü bize danışan danışanlarımız da dışarıdan gelen yeni danışanlarımız da Bizden samimiyet bekliyorlar. Biz de seve seve samimiyetimizi gösteriyoruz. Ne güzel. Peki işinizin zor yanları nelerdir? Efendim insan, insanın ham maddesidir. İnsanın olduğu yerde her türlü zorluk illaki olacaktır. İstekler hani, sınırsız. Sınırsız. Ama imkanlar da sınırlı Aynen, aynen. <laughs> en çok zorlandığımız, şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanların duymadığı, görmediği bir dünyaya sokuyoruz. A böyle miymiş, A şöyle miymiş çünkü bilinçaltında gerçekten sınır yok. Yani bu ilimde gerçekten sınır evet. yok. Girdikleri zaman daha çok öğrenmek istiyorlar, daha çok içine girmek istiyorlar. Ama benim en çok zorlandığım yer öğrenmeye başlayan bir danışanım <laughs> daha hızlı hareket etmek istiyor, çok kısıtlı bir zamanda. E biz de buna yetişemiyoruz haliyle. Yani 10 günde olacak bir süreci 2 güne indirelim gibi bir şey söylüyorlar. Biz de maalesef bu konuda zorlanıyoruz Tabii. ve ilerleyemiyoruz. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim ben çok iyi bir dinleyiciyimdir. Çok severim dinlemeyi. Çünkü insanları dinledikçe kendimiz tecrübe etmediğimiz olayların tecrübesini de ediniriz. Çünkü onların tecrübesinden yararlanabiliriz. Evet. Herkesle Bu sebeple, öğreneceğimiz bir şey var. Tabii değil mi? ki tabii ki e, öğrenmek ölene kadardır. Evet, yani mezara gidene boyu. kadar ömür boyu öğrenmek gerekir evet. ve bunun bir sonu yoktur. Tabii. Ben de dediğim gibi çok iyi bir dinleyicimdir. Çok severim insanları dinlemeyi. İnsanın e, insanın halinden anlamak, insanı dinlemek benim için çok keyifli. Etrafımdaki ekibim için de çok keyifli. Çünkü şöyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Şimdi bir dünyaya geliyoruz. Hani din bizim kendi yaptığımız vicdani bir meseledir inancımızdır. Hı hı. Ama bir insan hayatına dokunmuyorsak, bir insana yardımcı olmuyorsak neden yaşıyoruz? Niye varız? Niye bu dünyadaki? Şair anlamlı, e, aynen diyor ya bu gök kubbede baki kalan bir hoş imiş diye. Tabii. İşte o hoş sedayı bırakmak amaç. Kesinlikle. Manevi bir huzur veriyor değil mi insana? tabii Ki, tabii ki. Yani sorumluluktan kasıt sadece kendimizde sorumlu değiliz. Etrafımızda da sorumluyuz. Yani daha doğrusu bütün insanlıkla sorumluyuz. Evet. Bu sorumluluğu yapmak adına en ufak bir adım atmak dahi o sırtımızdaki yükü hafifletiyor. Keyifli anlarından birisi de bu. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben yine e, insani yanımdan e, cevap vereceğim buna. Evet. Sabırlı bir insanım. Yani e, insanlar dertlerini anlattıklarında veya o öyle değil böyledir dediklerinde sabırla dinlerim. Biliyorsam cevap veririm. Bilmiyorsam da e, araştırma yoluyla, bize iletilen e, ilim yoluyla e, o sorunun cevabını bulmaya çalışırım. Benim en güçlü yanım sabırlı olmam insanlar karşısında diye düşünüyorum. Çok önemli tabii. Şimdi insanlar genellikle son zamanlarda hemen olsun istiyorlar. Evet tahammülsüzlük sözü kat evet, safhada. Halbuki emek verilecek bir süreç yaşanacak değil Hı -hı. mi? O açıdan sabır çok önemli. Sabır gerçekten. Bir de çağın getirmiş olduğu bir tahammülsüzlük var, var. insanlarımızda. Çok, Umarım çok... en kısa zamanda aşarız bu evet. sorunu. Her şey hemen olsun isteniyor. Hızlı Ama maalesef... tüketim değil mi bizde? Tüketim çılgınlığı doğru. Evet, evet bu da bu süreci hemen. hızlandırdı. Evet yani aşırı e, bir tüketim merakı. Doğru. E, peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bunu nasıl aşabildiniz? Açıkçası e, işimde karşılaştığım zorlukları problem kategorisine almıyorum. Hı. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi insanın olduğu her yerde sorun çıkmaya meyillidir. Evet. Bu sebepten ötürü birçok problemle karşılaşmış olmak demek bizim e, bilinçaltı ile alakalı sunduğumuz öğretilere ters. Buna problem demiyoruz. Evet. Ufak tefek sorunlar olabilir. Bunları aşıyoruz. E, aşmakta ilerliyoruz. Bir de şu çok önemlidir. Problemleri dile getirmek, onları tekrar çağırmak demektir. Tabii. Ben yine az önce dediğimi tekrarlayacağım. Problemleri çağırmayarak insanları evet. dinlemekten keyif alıyoruz. <laughs> Ve en bunu güzeli. da aynen insanlara empoze etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni en çok gülümsemek. çok güzel Yani danışanımın mi? gülümsemesi bana doğada bulunması, teşekkür etmesi beni motive eder. Yani işin maddi boyutundan ziyade bir insanın gönlüne dokunmak çok önemlidir. Tabii hayatlara dokunmak gönlüne Aynen. Gönül yapmak, yapmak çok önemlidir. Çok, kesinlikle. Çünkü bir danışanımla konuştuktan sonra işte hocam çok teşekkür ediyorum denir, dünyalar benim oluyor. Değil mi? Ne kadar Demek şağır. ki bir şeyler yapabilmişiz, bir adım atabilmişim ki evet. gönlüne dokunabilmişim ki beni en çok bu motive eder. Teşekkür kesinlikle. İşinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? Hedeflediğim konum Kayra Farkındalık Akademi'nin e, tüm Türkiye'de bilinen bir farkındalık akademisi olmasını hedefliyorum. Çok Benim güzel. bütün hedefim bu. Daha geniş kitlelere hitap etmek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. önce kendi çevremizde etkin olacağız ki daha sonra dünyaya açılabilelim. Hani bunlar çok klişedir işte Türkiye'de, dünyada ama gerçekten istersek olur. olur. Hani insanlara bunu söyleyip de kendimiz istemezsek veya buna kendimiz inanmazsak burada bir tezat oluşur. Ben inanıyorum buna. Tabii globalleşme çağındayız. Tabii ki. Mümkün yani olmayacak Aynen. bir Bizler şey. Aynen. Bizler de sizin gibi dijital medya etkin ve hızlı kullanıyoruz. Ne güzel. Kendim Aynen. aslen e, dijital medya üzerine eğitim aldım. Çok bunu iyi. da etkin kullanmaya çalışıyorum. Çok önemli. Evet. Artık, çok e, önemli. Çağımızın bir gerekliliği bu. Doğru, doğru. mi? görünür olmak tanıtım. Yani Aynen. Bak, işte soyut ilimlerle dijital medyada bir potada eritilirse evet. sonuç alacağımıza inanıyorum. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya izleyicilerimize iletmek istediğimiz birçok mesajımız var. <laughs> evet. Ama şunu söyleyeyim. Olumsuzluklarla Evet. baş etmektense olumsuzluklardan uzaklaşmak daha iyidir. En güzeli. Evet. Yani onları sırtımızda taşımaktansa onları bırakmak daha makuldür. Hani e, biz sürekli bir döngüye giriyoruz. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? Kaygı, ana maddesi kaygı. Evet. Herkese tavsiyem bu kaygıdan sıyrılsınlar. Neden? Şimdi bir hayat yaşıyoruz. 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl önemli değil. Şimdi bize gelen rızkın bittiğinde zaten nefesimizi vermiş olacağız, son nefesimizi. Evet. Bu sebepten ötürü rızık veya kader kaygısı içerisinde... Yaşanırsa hayatın fıtratına ters olduğuna inanıyorum. Bu sebepten kaygı duymasınlar. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz Kayra Farkındalık Akademi kurucusu Ahmet Can Yücetürktü. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.